Efendim bakalım kameralarımız bu hafta sizler için nereye uğruyor? Bu hafta yine Anadolu lezzetlerini Londra market ve sokaklarında test ettiriyoruz. Marketlerde Türkiye'de olup da burada bulamadığınız neredeyse hiçbir şey yok. Öyle ki Ramazan pidesi bile var. Efendim bu hafta yine sizler için gezip görmeye, tadıp ve tattığımız lezzetleri sizlere yansıtmaya devam ediyoruz. Bu hafta marketleri tercih ettik. Neler var? Özellikle Anadolu mutfağının lezzetlerini bulabilir miyiz? Neler bulabiliriz? İşte bu sorulara cevap arayacağız. Şimdi Dostun bölgesinde bir markete konuk olacağız ve bu markette neler var ve hangi lezzetleri bizlere sunmuş bir bakalım isterseniz. Sevgili seyirciler, hiç şüphesiz ki çok büyük alışveriş merkezleri, büyük marketler var ama biz daha çok böyle mahallemizin marketine, mahallemizin bakkalına, hani bizim oranın tabiriyle oralara gitmeyi tercih ettik. Dostun'dayız ve Dostun'da hiç şüphesiz ki bizim olmazsa olmazlarımızdan pidemizi de burada bulmak mümkün. Ve benim için en önemli reyon, kuru yemiş reyonu. İşte bu kuru yemiş reyonunda envai çeşit kuru yemişi bulmak mümkün. Efendime söyleyeyim, tuzlu yer fıstığı, beyaz leblebi, fındık, leblebi, badem, çekirdek çeşitleri ve kısacası A'dan Z'ye var olan her şey burada mümkün. Küçük paketler var. Küçük paketleri daha çok atıştırmalık, bağda bahçede gezerken hemen aparatif olarak bitireceğiniz, büyük paketler ise evimizde misafirlerimize ve tabii ki ailemizle birlikte yiyebileceğimiz ebatlarda bize de bunları alıp afiyetle yemek düşüyor. Misafire kuru yemiş ikram etmek eski bir gelenektir. Londra'da ilgi nasıl? Soruyoruz. Özellikle kuru yemiş reyonunun önündeyiz. Ben ciddi bir kuru yemiş canavarıyım. Nasıl? Buradaki kuru yemiş envai çeşitleri var. Bu evet. Çeşitler gidiyor mu, satılıyor mu? Rağbet, ilgi, alaka nasıl? Biraz sizden öğrenin. Alaka yeterince var yani, memnunuz biz de. 2-3 hafta oldu başlayalı, yeniyiz daha. Küçük boylar mı, büyük boylar mı? Genel olarak gidiyor da tabii İngilizlerin de istediği, sevdiği bir şey küçük. Küçük olması, onların hoşuna giden şeyler ve daha çok satıyoruz. Büyük boyları genelde biz mi alıyoruz? Türkler, bizler alıyoruz, evet. Çerezi seviyoruz. Özellikle siz tattınız mı peki bunları? Ben Antep fıstığıyla fındığı tattım, memnunum. Bayağı böyle güzel. Bir marketçi gözüyle, bu işin böyle erbabı şimdi, gözüyle. Satıcı arkadaşımız ilk geldiğinde zaten bize denettirdi. Hmm. Gerçekten ben de denemeden satmak istemedim. Denedim, bayağı memnun kaldım yani. Bayağı tadı güzel, hoşuma gitti yani, o yüzden eyvallah. Satıyoruz. Efendim fındığın saymakla bitmeyen, sağlığımıza yönelik saymakla bitmeyen birçok faydası var. Bu küçük boyu, bu da büyük boyu. Küçük boyunu daha çok İngilizce konuşan toplum, büyük boyunu ise biz Türkiye'li Anadolu insanı tercih ediyormuşuz. Biz öyle bir bilgi aldık yanımdaki market yetkilisinden. İsterseniz önce bir sizi tanıyalım. Merhabalar. Merhaba. Öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. İsmim İlkay Sarıkaya. Biraz önce de dediğiniz gibi fındığın ana memleketi Giresun. Öyle mi? Sizin evet. Memleket neresi? Giresun. Fındığın ana memleketi Giresun da sizin memleket neresi? Benim memleket de Giresun. Öyle mi? Siz de Giresun'dunuz. Evet, Giresunluyum. O halde o zaman doğru adrese doğru soruları soruyoruz tam galiba. Tam doğru yerine geldiniz, tam doğru noktadasınız. Bu ürünü test ettik, beğendik. Bir ikincisi ise asıl hazırlanışı bildiğimiz için nasıl üretildiğini, nasıl bu noktalara geldiğini daha doğrusu biz biliriz Giresunlu olarak. Üretiminden, dalından, taze, tat, her şeyi, oranı, yağ oranı, her şeyi dört dörtlük ve tabii şimdi bizim burada İngilizler hazelnut diyorlar olabilir. Biz Türkiye'liler fındık diyoruz. Siz Giresunlular farklı bir şey diyorsunuz ama. Giresunların farklı bir tabiri caizse Karadenizliler. Fındık mı diyor? Fındık. Yani evet. Bakın, evet. Bir anda fındık, fındık, hazelnut. Yani hazelnut. Aradaki fark var. Uygun bir fiyat. Hem de
leziz, tatlı bir ürün. Yani tavsiye ederim Londra'daki market sahiplerine, buradan tek tek tavsiye ederim. Bu üründen hiçbir yana da şüpheleri olmaz yani. Gayet temiz ve tatlı, lezzetli. Yani hiçbir müşterinin de geri çeviremeyeceği bir tata sahip bir. Efendim, röportajlarımıza devam ediyoruz. Yanımızda bir yakışıklı bir beyefendi var, böyle maviler içerisinde maşallah. Tabii hava da çok güzel. Önce bir sizi tanıyalım. İsmim Necati. Memleket neresi? Ben Rize'liyim. Rize, aman efendim, aman Karadeniz'in böyle nadide. Karadeniz'in fındıklarını yemek, helal de bunu tattım ve yedim. Harika, güzel bir lezzet, güzel bir tat. Yani bu tadı insan arayıp da bulamıyor. Ben sanki oranın havasının fındığını yiyorum yani. Çocukluğum da aklıma geliyor bu arada. Eyvallah. Şimdi de kuru yemişi Anadolu'dan, Karadeniz'den İngiltere'ye getiren dağıtım ağının sorumlusuna mikrofonu uzatıyoruz. Efendim, o lezzetli enfes kuru yemişlerin dağıtıcısı sevgili Ahmet Salih Bilgi ile birlikteyiz. Karadeniz'in güzeliyle Trabzon'dan çıktı Londra'ya ve İngiltere'ye geldi ve haliyle buradan da tüm Avrupa'ya dağılacak diye biliyorum. Aradan bir 3-4 hafta geçti sizinle görüşmeye başladığımızdan beri. Neler değişti o günden bugüne kadar? Bildiğiniz gibi Güllüoğlu çatısı altında demiştik. 5 seneden beri dağıtım yapıyoruz İngiltere genelinde ve 3 aydan beri de Hilal kuru yemiş olarak kuru yemişi dağıtım yapmaktayız ve bundan çok memnunuz, Allah'a şükürler olsun. Aldığımız geri dönüşümler çok güzel ki müşterilerimizin de memnuniyetleri bizi memnun ediyor ve bunun yanı sıra müşterilerden ziyade normal müşterilerin de müşterilerinden çok güzel feedbackler geliyor bize, özellikle mail yoluyla. Biz Türkiyeliler olarak böyle güzel bir lezzeti getirdiğimiz için çok memnunuz. Hakikaten kendimiz de evde bile yerken çok gurur duyarak yiyoruz yani, çok beğenerek yiyoruz. Biz millet olarak kuru yemişi gerçekten çok severiz. Küçük ve büyük boy, iki boy var anladığım, gördüğüm kadarıyla. Evet Altan Bey, dediğiniz gibi çerezlerimizin 3 boy grubu var. Küçük, orta boy ve en büyük boylarımız var. Hatta bunun yanı sıra bazı, özellikle fındık ve Antep fıstığında bizim ki kendi evimizde bile hani tüketirken büyük paketlere yöneldiğimiz için onların bile en büyük boyları var. 500 gramlıklarına kadar var. Hakeza çekirdeği bilirsiniz, çok tükettiğimiz için 400 gramı bile var, 50 gramı var, 200 gramı var. Biz de bunları müşteriye dağıtırken müşterinin potansiyeline göre, müşterinin hitap ettiği kesime göre, eğer yabancılar varsa genelde küçük boyları tercih ediyorlar. Tabii bizim Türk kesimlerinde küçük boylar gitse de, ama tabii büyük boylar kadar değil. Ayrıca Altan Bey, bu vesileyle de Ramazan ayında olduğumuz için önümüzde bayram var. Buradan da tüm Londra Mahallesi izleyenlere ve tüm müşterilerimizin bayramı şimdiden mübarek olsun. Bazen bir avuç fındık ya da Giresunluların deyimiyle fındık sizi maziye, hatta çocukluğunuza götürebilir. İsterseniz Londra'da olun.